Merhaba Hatice'li Örgü Keyfi izleyicileri. Bugün sizlerle 3 yaşına uygun, ajur ve burgu süslemeli, kulaklıklı, güzel bir bere öreceğiz. Beremizi örmek için 80 gram bebe yünü ve 3,5 numarada şişemiz var. Beremizi şöyle kulaklık kısmından örmeye başlıyoruz. Kulaklık için 5 ilmek olarak başlıyoruz. 5 ilmeğimi 10 sıra haraşo olarak örüyorum ve arttırmalarımıza başlıyoruz. İki kenardan da arttırarak haraşo olarak örüyorum. 21 ilmek olana kadar arttırıyoruz. 21 ilmeğimizde 20 sıra haraşo olarak örüyoruz. İki tane kulaklık örüyoruz. Kulaklıklarımızın birinin sol tarafından 15 ilmek arttırıyoruz. Birinin sağ tarafından 15 ilmek arttırıyoruz. Arka için toplamda 30 tane ilmek arttırıyoruz. Beremizin alın kısmı için de tam ortada 30 tane ilmek arttırıyoruz. Kulaklıklarımızda da 21 tane ilmek var. Toplamda 102 ilmeğe tamamlıyoruz. Beremizi 102 ilmekle örüyoruz. 102 ilmeğimizi kenarlardan 41 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Tam ortadaki 20 ilmeğimize ajur ve burgu desenine başlıyoruz. Bunu da videoda ayrıntılı bir şekilde göstereceğim sizlere. Ajur desenimizi 7 örnek uzunluğunda örüyoruz. Beremizin tepe kısmını büzmek için bir artma bir eksiltme yaparak delikli olmasını sağlıyoruz. Buradan deliklerden ip geçirip beremizi büzüyoruz. Buradan deliklerden itibaren yine sayıyoruz. 6 diş haraşo örüp beremizi bitiriyoruz. Beremizi süslemek amacıyla da şöyle bir tane fıstıklı çiçek yaptım ve sol tarafına diktim. Beremizi bağlamak için de kulaklıkların uç kısımlarına ip bağlayıp melik ördüm. Bu şekilde beremi tamamladım. Şimdi beremizin yapımına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Beremizi örmek için Ütopya'nın 280 metrelik bebe yünüm var. 3,5 numarada şiş kullanacağım. Beremizin kulak kısmı için şuradan alt kısımdan başlayacağız. 5 ilmek olarak başlıyoruz. Bu şekilde 2 tane kulak öreceğiz. Şimdi 5 tane ilmeğimi attım. Şu anda alt kısımdan başlıyoruz örmeye. 5 tane ilmeğimiz var. İlk ilmeğimizi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi sağdan sola doğru şişimi taktım. Üzerine de ipi attım ve ördüm. Tekrar sağdan sola doğru şişimi takıp üzerine de ipi atıp örüyorum. Bu şekilde haraş örmeye başlıyoruz. Döndük örgünün arka yüzüne. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi sağdan sola doğru şişimi taktım. Üzerine de ip attım ve ördüm. Yani haraşo olarak örüyorum. 5 tane ilmeğim var. 5 ilmeğimizi 10 sıra haraşo olarak öreceğiz. Döndük örgünün ön yüzüne. Şu anda 3. sıraya başlıyorum. Her zaman ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerimi haraşo olarak örüyorum. Bu şekilde 5 ilmeğimizi 10 sıra yani 5 diş haraşo olarak örelim. 5 ilmeğimizi 10 sıra yani 5 diş haraşo olarak ördük. Şimdi arttırmalara başlıyorum. 5 tane ilmeğim var. 5 ilmeğimizin 4 tanesini haraşo olarak örüyoruz. Sol şişimde 1 tane ilmeğim kaldı. Şimdi arttırmaya başlıyorum. Gizli artma yapacağız, deliksiz artma yapacağız. Ördüğümüz ipi sol işaret parmağımızın üzerine aldık. Sağdaki şişimize 1 tane ilmek attık. Bir tane ilmek arttırdım. Son kalan ilmeğimi de haraşo olarak ördüm. Döndüm örgünün arka yüzüne. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arttırdığım ilmek. Onu da haraşo olarak örüyorum. Sol şişimde bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi haraşo olarak örüyorum. Sol şişimizde bir tane ilmek kaldığında yine artma yapıyoruz. Ördüğümüz ipi sol işaret parmağımızın üzerine alıp sağdaki şişimize bir tane ilmek atıyoruz. Ve son kalan ilmeğimizi de yine haraşo olarak örüyoruz. İki taraftan da arttırıyorum. Devam ediyoruz. Her zaman ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi haraşo olarak örüyoruz. Sol şişimizde bir ilmek kalana kadar. Bir tane ilmeğimiz kaldığında artma yapıyoruz. Ördüğümüz ipi sol işaret parmağımızın üzerine alıp sağdaki şişimize bir tane ilmek atıyoruz. Ve son kalan ilmeğimizi de haraşo olarak örüyoruz. Burada bir ilmek varken iç tarafta artma yapıyoruz. Bu gizli artma, deliksiz artma oluyor.
Kenarların düzgün olması için hep bir tane ilmek varken artmalarımızı yapıyoruz. Devam ediyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi haraşo olarak örüyorum. Sol şişimizde bir ilmek kalana kadar. Bir tane ilmeğimiz kaldığında artma yapıyoruz. Ördüğüm ipi sol işaret parmağımın üzerine alıp sağdaki şişime bir tane ilmek atıyorum. Ve son kalan ilmeğimi de yine haraşo olarak örüyorum. Bu şekilde iki taraftan da arttırarak öreceğiz. 5 ilmekle başlamıştık. 21 ilmek olana kadar arttıracağız. Haraşo olarak örüyoruz. Tüm ilmeklerimizi haraşo örüyoruz. Sol şişimizde bir ilmek kalana kadar. Bir ilmek kaldığında burada gizli artma yapıyoruz. Son ilmeğimizde yine haraşo olarak örüyoruz. Şimdi bu şekilde iki taraftan da 21 ilmek olana kadar arttırarak haraşo olarak örelim. Beremizin kulaklık kısmı için şöyle 5 ilmekle başlamıştık. 5 ilmeğin iki taraftan da 8 ilmek buradan arttırdım, 8 ilmek buradan arttırdım. Şu anda 21 tane ilmeğim oldu. Diğer kulaklıkta göstereyim. Şu anda tam buradayız. 21 ilmeği tamamladık. Bundan sonra artma yapmıyoruz. Haraşo olarak örüyoruz yine. İlk ilmeğimizi örmeden alıp sonraki ilmeklerimizi haraşo olarak örüyoruz. 21 tane ilmeğimizi tam şu anda buradayız. Buradan itibaren 19 sıra haraşo olarak örelim. Başka artma yapmayalım. Biremizin kulaklığı için 21 ilmeğimizi şuradan itibaren sayıyoruz. 19 sıra haraşo olarak ördük. Şimdi 21 tane ilmeğim var. Kenardan 15 tane de ilmek arttıracağım. Burası arka kısım olacak. Ördüğüm ipi sol işaret parmağımın üzerine alıp şişime ilmek atıyorum. Bu şekilde tek tek kenardan 15 tane ilmek arttıralım. Ve 15. 15 tane ilmek arttırdım. Şu anda 36 tane ilmeğim oldu. Dönüyorum örgün arka yüzüne. Buradaki arttırdığım ilmekleri haraşo olarak örmeye başlıyorum. Burada daha önce ördüğüm 21 ilmeği de yine tek tek haraşo olarak örüyorum. Burayı da 20 sıraya tamamlamış oluyoruz. Şişimizde şu anda 36 tane ilmeğimiz var. Şimdi başa kadar haraşo örerek gidiyoruz. Birinci kulaklığımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Birinci kulaklığımızı sol tarafından 15 tane ilmek arttırdık. İlmeklerimizin hepsini haraşo olarak ördük. Bu şekilde birinci kulaklığımı tamamladım. Şu anda şimdi 36 tane ilmeğim var. Bunu kenara koyduk. Buradan ipimizi kesiyoruz. İkinci kulaklığa başlıyoruz. Yine 5 ilmekle başlıyoruz. 5 ilmeğimizi 5 diş haraşo yani 10 sıra olarak örüyoruz. İki kenardan da arttırmaya başlıyoruz. 21 ilmek olana kadar arttırıyoruz. 21 ilmek olduğunda şuradan itibaren sayıyoruz. 20 sıra olarak örüyoruz. Birinci kulaklığı 19 sıra ördük. Kenardan 15 ilmek arttırdım. Bir sıra daha ördüm. 20 sıraya tamamladım. İkinci kulaklığımızı direkt 20 sıra olarak örüyoruz. Yine kenardan ilmek arttıracağız. Şimdi bu taraftaki sol tarafta artma sol tarafta kalacağı için 19 sıra örüp arttırdım. Buradakini
20 sıra olarak ördüğüm sağ tarafta kalacak buradaki artmalarımızda. Yine ördüğüm ipi sol işaret parmağımın üzerine aldım. Şişime 15 tane ilmek atıyorum. Ve 15. 15 tane ilmeğimizi attık. Bu kulaklığımızda böyle duracak. Artmalar sağ tarafta kalacak. Diğer kulaklığımı da koydum. Kulaklıklar şöyle duracak. Şimdi orta kısmı için, şurası alın kısmı için başka bir şişe 30 tane ilmek atacağız. Onu da süslü ilmek asma yapacağım. Tam alın kısmına geldiği için hoş görünmesini istiyorum. Şöyle alt başlama ipini iki katlı olarak yaptım. Sol işaret parmağımın üzerine alıyorum. Şöyle sol işaret parmağımızın üzerine aldık. İki tane şişimi aldım. Bu şişlerim de 3,5 numara. İki katlı başlama ipini taktım. Üzerine de ipi attım ve ördüm. Bu sefer iki katlı başlama ipini şöyle ucunu arka tarafa aldım. Arka tarafından ördüm. Bu da ters ilmek örüldü. Bir ilmek ön taraftan düz. Bir ilmek arka taraftan ters. Bu şekilde ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak başlıyoruz. Bu da süslü başlama. İsterseniz bu başlamanın da ayrıntılı bir şekilde videosu var, süslü başlama diye. Oradan da bakarak yapabilirsiniz. Şöyle iki katlı yaptığım başlama ipini bir tane ön taraftan düz olarak örüyorum. Bir tane arka taraftan ters olarak örüyorum. Bir ters, bir düz olarak ilmeklerimizi atıyoruz. Bu şekilde 30 tane ilmek atalım. İki tane şişimizin üzerine 30 tane ilmeğimizi attık. Şişlerimizden bir tanesini çıkarttık. Bunu da tam ortaya koyuyoruz. Şu anda ilmeklerimiz az gibi görünüyor ama örünce açılacak ilmeklerimiz. Şimdi sağ baştan örmeye başlıyoruz. Sağ tarafa arttırdığım ilmeklerden örmeye başlıyorum. Burası ilk sıra örgünün ön yüzü olacak. Artma işlemi sağ tarafta hiç örmemiştim burayı. Buradan örmeye başlıyorum. Buradaki arttırdığım ilmeklerimizi 15 tane ilmek artmıştık kenarda. Yine buradakileri de tek tek haraşo olarak örüyorum. Şu anda haraşo örgüye başlıyoruz. Belimizdeki tüm ilmeklerimizi bir şişte toparlayacağız. Kenarda arttırdığım 15 ilmeğim ve burada kulaklık için ördüğüm 21 tane ilmek. Hepsini, toplamda 36 tane ilmek vardı. Hepsini haraşo olarak örüyorum. Şimdi 36 ilmeğimizi ördük. Buradan tam ortadaki yeni attığım 30 tane ilmeğin sıra geldi. Buradan onları da yine haraşo olarak örmeye başlıyorum. Beremizdeki tüm ilmeklerimizi bir şişte toparlıyoruz. Buradaki fazlalık iplerimizi kesip örgünün arasına saklayacağız. Ördüğümüz ilk sıra örgünün ön yüzü olacak. Bakın, yeni attığım 30 ilmek de şöyle açıldı. Burası alın kısmı.
30 ilmeğimizi de ördük. İkinci kulaklığa sıra geldi. Buradan kulaklık kısmından örmeye başlıyoruz. Arttırdığımız ilmekler sol tarafta kalacak. Şimdi buradaki şişede 36 tane ilmeğim var. Buradaki 36 ilmeğimizi de tek tek haraşo örerek beremize ekliyoruz. Şu anda toplamda 102 tane ilmeğim oldu. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Döndük örgünün arka yüzüne. 102 tane ilmeğim var. 102 ilmekle şu anda ikinci sıraya başlıyorum. Yine haraşo olarak örüyorum. Bu şekilde 102 ilmeğimizi 10 sıra haraşo olarak örelim. Beremizdeki 102 ilmeğimizi bir şişte toparladık. 102 ilmeğimizi 5 diş haraşo, yani 10 sıra haraşo olarak ördük. Şimdi örgün ön yüzünde örnek yapımına başlayacağız. 102 tane ilmeğimiz var. Kenarlarda 41 ilmeğimizi hep haraşo olarak öreceğiz. Orta kısımdaki 20 ilmeğimize ajur örneğine başlayacağız. Şimdi örnek yapımına başlayalım. 102 tane ilmeğimiz var. Örgünün ön yüzündeyiz. Kenardan 41 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Bu arada ben bir sıralışa geçtim. Diğer şişlerim kısa olduğu için. Siz başladığınız şişle örüp bereyi bitirebilirsiniz. Mis sıralı şişlerim de 3,5 numara. Beremizi başlangıçtan itibaren, şuradan kulak kısmından itibaren hep 3,5 numara şişle örüyoruz. Şimdi örgün ön yüzünde örnek yapımı için kenardan 41 ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Şimdi 41 ilmeğimi ördüm. Burada tam ortadaki alın kısımdaki 20 ilmeğimize örnek yapacağız. Şimdi örnek yapımı için ipimi arkaya attım. Burada 7 tane düz ilmeğin üzerine örnek yapacağız. 7 tane düz ilmeğimiz var. 5 tanesini düz olarak örüyorum. Ve 5. 5 ilmeğimizi ördük. 6. ve 7. ilmekler. İkisini birlikte düz örerek eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane artma yaptım. Önce eksiltme yaptım. Sonra artma yaptım. Buradaki 7 ilmeği yine 7 ilmeğe tamamladım. Şimdi arada bir ilmek ters. Bir tane ters ördüm. Tam ortada burgu için 4 ilmek düz. Ajur örneklerin arasında 4 ilmekle burgu yapacağız. Burgu için 4 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. 1 tane ters. Burgunun sağında ve solunda birer tane ters ilmek var. 1 tane ters ördüm. Burada 7 tane ilmeğim var. Buradaki 7 ilmeğin üzerine de yine ajur örneği yapacağım. Şimdi önce burada artmayla başlayacağız. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Artmamızı yaptık. Burada hemen birinci ve ikinci ilmekleri birlikte düz örerek eksiltme yapacağım. Şimdi bu taraftaki eksiltme sol tarafa yatacak. Sol tarafa düzgün yatması için buradaki birinci ilmeğimizi çeviriyoruz. İlmeği çevirdim. Buradaki birinci ve ikinci ilmekler. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Eksiltmemi yaptım. Önce artma yaptım, sonra eksiltme yaptım.
Burada örnek için 5 tane ilmeğimiz kaldı. 5 ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Beş ilmeği düz ördüm. Ajur örneğinin birinci sırasını tamamladık. Burada sol şişimde 41 tane ilmeğim kaldı. Kalan 41 ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Burada kenardaki 41 ilmekler hiç değişmeyecek. Hep onları haroşa olarak örüyoruz. Şimdi 41 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Döndüm örgünün arka yüzüne. Yine buradaki 41 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde 41 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Şimdi orta kısımdaki 20 tane ilmeğe sıra geldi. Ajur örneği yaptığım ilmekler. Burada 7 ilmek ters. Burada örnek yapmıyoruz. Örnekler hep örgünün ön yüzünde oluyor. Örgünün arka yüzünde hep aynı şekilde öreceğiz. Ajur örneği için 7 ilmek ters. İpimi arkaya attım. 1 ilmek düz. Burgu için 4 tane ilmeğim vardı. 4 ilmeğimizi örgünün arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Dört ilmekten sonra bir ilmek düz. Ve burada ajur örneği için 7 tane ilmeğim kaldı. Kalan 7 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzünde örnek yapmıyoruz. Şöyle ajur örneğin arka yüzünü göstereyim. 7 ilmek ters, 1 ilmek düz, burgu için 4 ilmek ters, 1 ilmek düz ve 7 ilmek ters şeklinde örgünün arka yüzünü her zaman bu şekilde örüyoruz. Burada 41 tane ilmeğimiz kaldı. 41 ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Kenarlar hiç değişmiyor. 41 ilmekle haroşa olarak örüyoruz. Ajur örneğinde ikinci sıramızı yapacağız. Örgün ön yüzündeyiz. Kenardan 41 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Burası hiç değişmiyor. 41 ilmek haroşa. Şimdi ajur örneğine sıra geldi. İpimi arkaya attım. Burada ajur örneğinde 7 tane düz ilmeğimiz var. İkinci artmada 4 tane düz olarak örüyoruz. Birinci artmalarda 5 ilmek vardı. Şimdi 4 tane düz örüyoruz. Burada her seferinde birer tane eksik düz olarak öreceğiz. 4 tane düz ördüm. 5. ve 6. ilmekler. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra her zaman ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Artma ve 1 ilmek düz. Arada 1 ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Burgudan hemen sonra 1 ilmek ters. Şimdi burada yine 7 tane düz ilmeğim var. Buradaki ajur örneği de sol tarafa yatık bir şekilde olacak. İpimi arkaya attım. Önce 1. ilmek düz. Düzden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. 1 tane artma. Artmadan sonra hemen eksiltme yapıyoruz. Şimdi buradaki hep eksiltme yaparken 1. ilmeği çeviriyoruz. Birinci ilmeğimi çevirdim. Burada birinci ve ikinci ilmekler. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Eksiltmemi yaptım. Burada 4 tane düz ilmeğim kaldı. Kalan 4 tane düz ilmeğimizi de örüyoruz.
Aşırı örneğin ikinci deliklerini de bu şekilde yaptık. Kenarda 41 tane haroşamız var. Yine 41 haroşa olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde de yine 41 tane haroşa, 7 ilmek ters, 1 ilmek düz. Bu örgünün arka yüzünde burgu için 4 ilmek ters, yine 1 tane düz ve 7 ilmek ters şeklinde örelim. Ajur örneğinde 3. sıra. Örgün ön yüzünde yine kenardan 41 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Ajur örneğine sıra geldi. Ajur örneği için önce 3 ilmek düz. Üç tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmekler. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane artma. Burada iki ilmek düz. Arada bir ilmek ters. Burgu için dört ilmek düz. Bir tane ters. Yine sol taraftaki ajur örneği için önce 2 ilmek düz. 2 tane düzden sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane artma. Artmadan sonra eksiltme yapacağım. Eksiltme yapmak için de önce buradaki birinci ilmeği çevirdim. Çevirdiğim ilmek ve yanındaki ilmek ikisini birlikte düz olarak ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra 3 tane düz ilmeğimiz kaldı. 3 tane düz olarak örüyoruz. Burada yine 41 tane haroşa. Kenarlar değişmiyor. Şöyle ajur örneğimi yakından göstereyim size. Örnek çıkmaya başladı. Sağ taraftaki ajur örneği sağ tarafa yatık bir şekilde oluyor. Sol taraftaki ajur örneği de sol tarafa yatık bir şekilde devam ediyor. Bu şekilde örneklerimizi yapıyoruz. Orta kısımda 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Henüz burgumuzu yapmadık. Kenardaki örnekler tamamlandığında ilk burgumuzu yapacağız. Şu anda 3. delikleri yaptık. Bu şekilde ajur örneklerinde 5'er tane delik olacak. Şimdi devam ediyoruz. Kenardaki 41 ilmeği yine haroşa olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde de yine haroşa olarak örülüyor. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde de şöyle, orayı da göstereyim sizlere. Buradaki 7 ilmeği ters olarak örüyoruz. 1 tane ilmek düz. Burgu için 4 ilmek ters. 1 ilmek düz. Ve yine burada ajur örneğinde 7 tane ilmeğim var. 7 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Örnekler hep örgün ön yüzüne yapılıyor. Örgün arka yüzüne hep bu şekilde örüyoruz. Şimdi devam edelim. Kenardaki 41 ilmekler haroşa olarak örülüyor. Yine ajur örneğinde örelim. 4. artmalarımız, 4. dileklerimizi de beraberce yapacağız. Ajur örneklerinde 4. sıra. Örgün ön yüzündeyiz. Yine kenardan 41 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 41 tane haroşa ördükten sonra ajur örneği için önce 2 ilmek düz. 2 tane düz ördüm. 3. ve 4. ilmekler. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane artma. Burada 3 tane düzümüz oldu. 3 ilmek düz. Ajur örneğinde hep burada 7 tane ilmek var. Burada 5 tane düzle başlamıştık. Bunlar birer tane birer tane eksilerek devam etti. Buradaki ajurun iç kısmında da buradaki ilmeklerde birer tane birer tane çoğalarak devam ediyorlar. Toplamda hep burada 7 tane ilmeğimiz var. Devam ediyoruz. 1 ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. 4 tane düz ördükten sonra 1 ilmek ters. Sol taraftaki ajur örneği için önce 3 ilmek düz. 3 tane düz ördük. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Önce artmamızı yaptık. Şimdi eksiltme yapacağız. Buradaki eksiltmenin de sol tarafa düzgün yatması için her zaman birinci ilmeğimi çeviriyorum. Birinci ilmeği çevirdim. Çevirdiğim ilmek ve yanındaki ilmek ikisini birlikte ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra iki tane düz ilmeğim kaldı. İki ilmek düz.
Bu şekilde acır örneğimizi de 4. sıramıza tamamladık. Kenarlar yine 41'er ilmekle haraşo olarak örülüyor. Döndük örgünün ön yüzüne. Acır örneklerinde 5. sıra. Yine kenardan 41 tane ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Acır örneğine sıra geldi. İpimi arkaya attım. Önce 1 ilmek düz. 2. ve 3. ilmekler. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane artma. Burada 4 tane düz ilmeğimiz oldu. Her defasında buradaki ilmekler çoğalarak devam etti. 4 tane düz. Bir ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Burgudan hemen sonra 1 ilmek ters. Şimdi sol taraftaki acır örneği için önce 4 ilmek düz. Dört düzden sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane artma. Artmadan sonra eksiltme yapacağız. Buradaki ilmeği her zaman sol taraftaki acır örneğin eksiltme ilmeğini her zaman çeviriyorum. Sol tarafa düzgün yatması için. Çevirdiğim ilmek ve yanındaki ilmek. İki ilmeği birlikte düz olarak ördüm ve eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra bir ilmek düz. Burada yine 41 ilmek haraşo. Şimdi acır örneğini 5 tane delik yaptık. Birinci örneğimizi bu şekilde tamamladık. Devam ediyoruz. Burada 41 ilmeğimizi haraşo örerek başa kadar gidelim. Döndük örgünün arka yüzüne. Yine kenardan 41 ilmek haraşo. Birinci örneğimiz bitti. Birinci örnek bittikten sonra ilk burgumuzu yapacağız. 41 ilmek haraşo. Şimdi acur kısmına sıra geldi. Acur da burada 7 ilmek ters. Ve 1 ilmek düz. Şimdi burgu için 4 tane ilmeğimiz var. Bu 4 ilmekten burgumuzu yapacağız. Şöyle 3. bir şiş alalım. 3. bir şişle daha rahat ve daha kolay oluyor. Burgu için 4 tane ilmeğim var. 1. ve 2. ilmek. 3. bir şişe aldım. Şöyle kendime doğru bıraktım. Burası önemli arkadaşlar. Hep 2 tane ilmeği ayıracağız ve 2 ilmeği kendimize doğru bırakacağız. Burgunun aynı yönde olması için. 2 tane ilmeğimi ayırdım. Burgu için kalan 2 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2 ilmeği ördükten sonra ayırdığım 2 ilmeği soldaki şişime geri takıyorum. Ayırdığımız 2 ilmeğimizi de tek tek ters olarak örüyoruz. Burgumuz şöyle görünüyor. Burguda 4 tane ilmek var. 2 2 ayırdık. Yerlerini değiştirdik. Devam ediyoruz. Burgudan hemen sonra 1 ilmek düz. Acır örneğinde 7 tane ilmek var burada. 7 ilmek ters. Ve burada 41 tane ilmeğim kaldı. Kalan 41 ilmeğimi de haraşo olarak örüyorum. Döndük örgün ön yüzüne. Acır örneğinde birinci örneğimizi tamamladık. Şimdi ikinci acır örneğine başlayacağız. Kenardan yine 41 ilmek haraşo. Şöyle örneğimi göstereyim sizlere. Burada kenarda 7 tane ilmeğim var. Birinci acır örneği için sağ tarafa yatan örnek için. Şimdi ikinci örneğime başlıyorum. Burada 7 tane düz var. 5 tanesini düz olarak örüyorum. Beş ilmeğimizi ördük. 6. ve 7. ilmek. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane artma. Yine burada 7 tane ilmek olacak. Arada burada ilmeklerini sayın.
Hep burası 7 ilmekle devam edecek. 1 ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Burgudan sonra yine 1 ilmek ters. Burada sol taraftaki ajur örneğine başlıyoruz. Yine 7 tane ilmeğimiz var. 7 ilmeğin üzerine örnek kuruyoruz. Önce ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. 1 tane artma. Artmadan sonra eksiltme yapacağım. Bu tarafın her zaman sol tarafı düzgün yatması için birinci ilmeği çeviriyorum. Birinci ilmeğimi çevirdim. Çevirdiğim ilmek ve yanındaki ilmek. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra 5 tane düz ilmek var. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine burada 7 tane düz ilmek olacak. Dediğim gibi arada ilmeklerinizi sayın. 7 ilmekle devam edecek orası. Burada kenarlar 41 tane haraşo. Burası da aynen devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok burada. Şimdi burayı da 41 haraşo olarak öreyim. Başa vardığımda örgümü yere koyup göstereceğim sizlere. Beremizde 102 tane ilmeğimiz var. Kenarlardaki 41 ilmeğimizi hep haraşo olarak örüyoruz. Orta kısımdaki 20 ilmeğimize ajur örneğe başladık. Sağ taraftaki ajur örneği sağ tarafa yatık olarak örülüyor. Sol taraftaki ajur örneği sol tarafa yatık olarak örülüyor. Ajur örneklerinde şöyle 5 tane delik olduğunda birinci örnek tamamlanmış oluyor. Birinci örnek tamamlandığında örgün arka yüzünde burgumuzu vuruyoruz. Sonra ikinci ajur örneklerimize başlıyoruz. İkinci ajur örneğine başlarken yine 5 tane düz olarak örüyoruz. 6. ve 7. ilmekleri birlikte örerek eksiltmemizi yapıyoruz. Eksiltmeden sonra her zaman artma yapıyoruz. Burgudan önce 1 ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Burgudan sonra yine 1 ilmek ters şeklinde örülüyor. Sol taraftaki ajur örneği için önce artma yapıyoruz. Artma yaptıktan sonra buradaki birinci ilmeğimizi her zaman çeviriyoruz. Sol tarafa düzgün yatması için. Çevirdiğimiz ilmek ve yanındaki ilmek düz olarak örülüp eksiltme yapılıyor. Yine 5 tane burada düz olarak örüyoruz. Şimdi şu anda ikinci örneğimize başladık. İkinci örnekte aynen devam edecek. İkinci örneği yapamayanlar videoyu geriye alın. Şöyle birinci örnekteki gibi başladım. Bu şekilde ikinci örnekte devam edecek. İkinci örnek bittiğinde yine örgünün arka yüzünde burgumuzu vuracağız. Örnekler bu şekilde. Şuradaki ajurları sayın. 5 tane delik, 5 tane ajur olduğunda örnek tamamlanmış oluyor. Şimdi bu şekilde beremiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar ajur örneklerimizi ve burgularımızı yaparak devam edelim. Beremizdeki 102 ilmeğimizi şöyle yukarıya doğru 7 tane ajur örneği uzunluğunda ördük. Şimdi bu kadar uzunluk bizim için yeterlidir. Şimdi haraşo örgüye geçiyoruz. İlmeklerimizde hiç azalma olmayacak. 102 tane ilmekle örmeye devam ediyoruz. Şu anda örgünün ön yüzündeyim. Örgünün ön yüzünde tüm ilmeklerimi haraşo örerek başa kadar gidiyorum. Döndük örgünün arka yüzüne. Yine haraşo olarak örüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haraşo olarak ördüm. Şimdi ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane artma. Burada hemen şişimdeki birinci ve ikinci ilmekleri birlikte ördüm. Eksiltme. Önce artma yaptım. Sonra eksiltme. Arada bir ilmek haraşo. Yine ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane artma. İki ilmeği birlikte ördüm. Eksiltme. Ve normal bir tane tek haraşo olarak örüyorum. Şimdi artma yaptığımız yerler delikli olacak. Bu delikli kısımdan ip geçirerek beremizin tepe kısmını büzeceğiz. Devam ediyoruz. Önce ördüğümüz ipi sağdaki şişe doluyoruz. Artma yapıyoruz. Sonra iki ilmeği birlikte örerek eksiltme yapıyoruz. İlmeklerimizin aynı sayıda kalmasını sağlıyoruz. Arada bir ilmek haraşo. Delikler fazla birbirine yakın olmasın diye. Bir tane haraşo ördükten sonra ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım. Bir tane artma. İki ilmeği birlikte ördüm. Eksiltme. Bir ilmek haraşo.
Ördüğümüz ipi sağdaki işe doladık. Bir artma, iki ilmeği birlikte ördüm. Eksiltme ve bir tane haroşa. Başa kadar bu şekilde gideceğiz. Artma yaptığımız yerlerde delikler oluşacak. Önce ördüğümüz ipi sağdaki işe doluyoruz. Artmamızı yapıyoruz. Sol taraftaki işten iki ilmeği birlikte ördüm. Eksiltme, bir ilmek haroşa. Bir artma, bir eksiltme, bir haroşa. Yine ördüğümüz ipi sağdaki işe doladık. Artma, eksiltme ve bir ilmek haroşa. Başa kadar bu şekilde gidelim. Önce artma, sonra eksiltme, iki ilmeği birlikte örerek eksiltme ve bir haroşa. Artma, eksiltme ve haroşa. Yine artma, eksiltme ve bir ilmek haroşa. Bir artma, bir eksiltme, bir haroşa. Yine bir artma, eksiltme ve bir haroşa. Sonunda zaten bir tane ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Burada artma eksiltme yapmaya başlarken burada artmayla başlamıştım. Sonunda da eksiltmemiz var. Yine 102 tane ilmeğimiz var. Dönüyoruz örgün ön yüzüne. Bundan sonrasını hep haroşa olarak öreceğiz. Ajur örneklerimiz bitti. 102 tane ilmeğimiz var. 102 ilmeğimizin hepsini haroşa olarak örüyoruz. Şöyle örgümü göstereyim. Bakın artma eksiltme yaptığımız için delikli olmasını sağladık. Bu deliklerden ip geçirip tepe kısmını, beremizin tepe kısmını büzeceğiz. Şimdi buradan deliklerden itibaren sayalım. 6 diş haroşa örüp beremizi düz olarak bitirelim. Beremizin tepe kısmında bir artma bir eksiltme yaparak delikli olmasını sağlamıştık. Buradan itibaren sayıyoruz. 6 diş haroşa uzunluğunda ördük ve beremizi düz olarak bitirdik. Şimdi beremizi süslemek amacıyla bir tane çiçek yapacağız. Bere ördüğüm ipimi aldım. Bir numaralı da tığım var. Şöyle tığımızda bir tane ilmek aldık. Bir zincir çektim. Şöyle ipimi çekip sıkıştırdım. Çiçeğimizin ortası için 7 tane zincir örüyoruz. 7 zinciri ördüm. Birinci ördüğüm zincire döndüm ve battım. Şöyle bir tane ilmek aldım. Sık iğne yaparak birleştirdim. Küçük bir yuvarlak elde ettim. Bu yuvarlağın içine çiçeğimi yapacağım. Burada 4 tane zincir. 4 zincir örüp tığıma bir kez doladım. Orta yuvarlağın içine battım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 2 defa da geriye çıkıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir. Tığıma bir kez doladım. Orta yuvarlağın içine battım. 2 defa da geriye çıkıyorum. Arada yine 2 tane zincir. Tığıma bir kez doladım. Orta yuvarlağa tekrar battım. Tığımda 3 ilmek var. 2 defa da geriye çıktım. Şöyle çiçeğimizin ortası için orta yuvarlağa küçük küçük kutucuklar yapıyorum. 2 zincir tığımıza bir kez dolayıp orta yuvarlağa batıyoruz. Çiçeğimizin ortası için 10 tane kutucuk yapacağız. Hep 2 zincir örerek orta yuvarlağa batıyorum. Şöyle küçük bir yuvarlak elde ediyorum. Tekrar 2 zincir tığımıza bir kez doladık. Yine orta yuvarlağa battık. Kutucuklarımızı sayalım. 8 tane olmuş. Yine 2 tane zincir. Tığıma bir kez doladım. Orta yuvarlağa battım. 2 defa da geriye çıktım. 9 tane kutucuk oldu. 2 tane zincir. Başta yaptığım 4 zincire battım. Bir ilmek aldım. Diğer ilmeğini de içinden geçirdim. Kaydırma yaparak birleştirdim. Bu şekilde 10 tane kutucuk oldu. Şimdi çiçeklerin fıstıklarının yapımına başlıyoruz. Burada 5 tane zincir. 5 zincir ördük. Tığımıza bir kez doladık. Hemen birinci kutucuğa battım. Bir ilmek aldım. İlmeği 5 zincir boyunca uzattım. Tekrar tığıma doladım. Aynı yere battım. İlmeğimi uzattım. Tekrar tığımıza doladık. Aynı kutucuğa, birinci kutucuğa batıyoruz. Üçlü fıstık yaptım buraya. Devam ediyorum. Tığımı bir kez doladım.
Üçlü fıstık olunca ikinci kutucuğa geçiyorum. Bir, iki ve üç. Birinci ve ikinci kutucuğa üçlü fıstık yaptığım tığımda toplamda 6 tane fıstık var. Ördüm ipi, baş parmağım ve orta parmağımla şöyle tutuyorum. Bir tane ilmek aldım. Tüm ilmeklerin içinden geçirdim. Başta tuttuğum ilmeğin de iç arasından battım. Ve fıstığımı kapattım. Birinci fıstığımızı bu şekilde tamamladık. 5 tane zincir yine. 5 zincir örüp fıstığın dibine batıyoruz. Şöyle zincirlerimizi arkaya doğru alalım. Zincirler çok görünmesin. Devam ediyoruz. İkinci çiçeğimiz, kanadımızı yapacağız. Yine 5 tane zincir. Tığımıza bir kez doladık. Üçüncü kutucuğa battım. 5 zincir boyunca ilmeğimi uzattım. Çiçeklerin daha büyük olmasını isterseniz 6 zincir, 7 zincir de örebilirsiniz. Veya küçük olsun derseniz 4 zincir de örebilirsiniz. Zincir boyunca ilmeğimizi uzattık. Tekrar tığımıza doladık. Aynı yere batıyoruz. Tekrar doladım. Aynı yere battım. Bir kutucuğa üçlü fıstık yaptım. Tekrar tığıma doladım. Dördüncü kutucuğa geçiyorum. Aynı yere yine 3 tane fıstık yaptım. Bir çiçeğimiz kanadı 6 fıstıktan oluşuyor. Altılı fıstıktan oluşuyor. İlmeğimi tuttum. Diğer ilmeklerin içinden geçirdim. Ve sık iğne yaparak çiçeğimin ikinci fıstığını da kapattım. Tekrar 5 zincir. Fıstığımızın dibine battık. Zincirimizi şöyle arkaya doğru aldık. Yine 5 tane zincir örelim. Çiçeğimizin 3. kanadına başlıyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp yaptığımız kutucuğun içine batıyoruz. 5 zincir boyunca ilmeğimizi uzatıyoruz. Tekrar doladım. Aynı yere bir daha batıyorum. Üçlü fıstık olunca tığımıza dolayıp bir sonraki kutucuğa geçiyoruz. Oraya da üçlü fıstık olarak yapıyoruz. Şu anda çiçeğimin 3. kanadını yaptım. Bu şekilde çiçeğimizi 5 kanat olarak örelim. Çiçeğimizi tamamladıktan sonra çiçeğimizin ortası içinde bir tane fıstık yapalım. Yine ipimi aldım. Şöyle bir tane zincir ördüm. Çekip sıkıştırdım. Fıstık yapımı için 2 tane zincir. 2 tane zincir ördüm. İlmeğimi şöyle 1 santimden biraz daha fazla uzattım. Tığıma bir kez doladım. Birinci zincirin içine battım. İlmeğimi yine uzattım. Tığıma tekrar doladım. Birinci zincirin içine aynı yere bir daha battım. 2 tane fıstık oldu. Tığıma bir kez daha doladım. Birinci zincirin içine bir daha battım. Üçlü fıstık yaptım. Üçlü fıstığımızı yine sık iğne yaparak kapatıyoruz. Şöyle küçük bir tane üçlü fıstık yaptım. Burada bir zincir öp sıkıştıralım. Burada ipimizi uzun keselim. Bu iple çiçeğimizi dikeceğiz. Yaptığımız bu tekli fıstığı şöyle çiçeğimizin tam ortasına yerleştirelim. Başladığımızda şurada başlama noktasında bir tane ipim var. Onu çiçeğimin arka tarafına aldım. Tam karşısına yine tığ yardımıyla diğer bitirdiğim ipi de iç kısmına aldım. Çiçeğimizin tam ortasına şöyle yaptığımız tekli fıstığı yerleştiriyoruz. Buradaki uzun iple de dikeceğiz. Yaptığımız çiçeğimizi şöyle ajur örneğinin sol tarafına şöyle yerleştiriyoruz. Burası iyidir. Tam bu noktaya çiçeğimi dikeceğim. Aynı renk iple dikeceğimiz için yukarıya doğru çıkıyorum. Tam buradan fıstıkların dibinden batıyorum, aşağı iniyorum. Tekrar yukarıya çıktım. Tam buradan fıstıkların dibinden çiçeğimi dikiyorum. Çiçeğimizi şöyle orta yuvarlaktan bu şekilde yuvarlak çizerek dikeceğiz. Bu şekilde çiçeğimizin dikişini tamamlayalım.
çiçeğimizi diktikten sonra şöyle beremizi ikiye katlıyoruz. Beremizin arka kısmını dikeceğiz. Şöyle beremi yan olarak çevirdim. Tepe kısmını dikmeyeceğiz. Tepe kısmını iple büzeceğiz. Buradan tepe kısmını da ipinde yine uzun kesmiştim ben. Beremizin şöyle arka kısmını dikeceğiz sadece. Şöyle özellikle delikleri birbirine denk getirelim. Şöyle geriden batıyorum, ileriden çıkıyorum. Tekrar geriden battım, ileriden çıktım. Bu şekilde beremizin arka kısmına da dikelim. Beremizin arka kısmını diktikten sonra bereyi ördüğüm ipimle şöyle 100 tane zincir ördüm ve ipimi kestim. Şimdi ördüğümüz bu zinciri beremizde hatırlarsınız bir artma bir eksiltme yaparak delikli olmasını sağlamıştık. Buradan geçirerek bunu ip olarak kullanacağız. Bu zinciri şöyle tığ yardımıyla delikli kısımdan geçiriyorum. Buradaki ipimizi çekerek büzeceğiz ve beremizin tepe kısmını da büzmüş olacağız. Beremizin tepe kısmına bu ördüğüm 100 tane zinciri şöyle kalın bir ip oldu. Bu şekilde tepe kısmına geçirip büzelim. Beremizin tepe kısmındaki zinciri şöyle çektim. Beremizi büzdüm. Ve burada fiyonk yaparak bağladım. Şöyle önden görünüşü de bu şekilde görünüyor beremiz. Beremizin kulaklarının uç kısımlarına bağlamak için melik yaptım. Şöyle yarım metre uzunluğunda iplerim 6 tane ip kestim. İplerimi aldım. Burada kulaklığın ucuna 6 tane ipimi tek tek takıyorum. Bu şekilde 6 tane ipimizi takalım ve taktığımız bu ipleri şöyle diğer kulaklığımla göstereyim. Bu şekilde melik olarak örelim. Buralardan da beremizi bağlayacağız. Beremizin en son şöyle kulak kısımlarına ip bağlayıp melik ördük. Bu şekilde beremizi tamamladık. Şöyle beremi ölçmek istiyorum ben sizler için. 21,5 santim olmuş. Yani baş etrafı 43 santim olmuş. Şöyle uzunluğunu da ölçelim. Şöyle büzdüğümüz yerden ölçüyorum. Buradan itibaren 20,5 santimde beremizin boyu olmuş. Bu beremiz 3 yaşındaki çocuklara rahatlıkla olabilecek bir bere oldu. Siz daha büyük veya daha küçük yapmak isterseniz lütfen ipinizde belirterek ilmek sayısı sorabilirsiniz. İlmekler konusunda ben size yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.